Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlık saati yerindedir arkadaşlar. Şimdi bir video var arkadaşlar. Bu videoda Fahri Güneş'in kanalında Yunus Emre ile beraber Fahri sofrada oturuyorlar. Hatta şöyle sayfayı çevireceğim. Bu arada lütfen arkadaşlar, videomu izliyorsanız beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takip almayı ihmal etmeyin. Bu arada green screen'de yapacağım birazdan arkadaşlar, merak etme, ama videomuzun konusu şu. Şurada konuşulan bir sohbet var. Onun üzerine bir iki paylaşım yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle sayfayı tekrardan değiştireyim. Green screen'i alacağım şimdi kendime. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden zaten devam edeceğiz. Ama buradaki konu ne? Buradaki konuya hemen özet geçmek istiyorum. İşte neden kaybetti? Neden işte overall olamadı vesaire. Bunlarla alakalı çok şey anlattım ben. Yalnız orada kafama takılan bir şey oldu. Yunus Emre'nin daha önce Litvanya'daki podyumu benim aklıma geldi. Çünkü ben canlı olarak izledim arkadaşlar. Etkinliği bilginiz olsun. Canlı olarak izlediğim için de vakıfım. Hatta burada Yunus Emre diyor ki kazanan da hatta Litvanyalıydı diyor. Hayır değil, Polonyalıydı. Bu arada onu da söyleyeyim. Polonyalıydı yani. Hatta kazanan kişi de Furkan'ın birebir kopyasıydı. Hatta onu da söyleyeyim ben. Hatta inanılmaz kuruydu. Hatta podyumdaki en kuru adamdı. Onu da söyleyeyim. Bak, hatırlıyorum. Şimdi bu lafta kalmayacak. Bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda orada kimler hakemdi? Yanlış hatırlamıyorsam Antonio hakemdi. İtalyandı. Kim vardı başka? Kim vardı ya? Alexander vardı. Macardı. Alex diye bir tane kadın vardı. Alexandra diye bir tane kadın vardı. İsveçliydi. Hatta hepsi, ne bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Hatta promotor da Krolis'ti arkadaşlar. Bir de üstüne Amir vardı. Amir de samimi arkadaşım zaten. Bu da apayrı bir konu. O da arkadaşlar İranlıydı. Başka kim vardı? Leona Berkman vardı. Amerikalıydı arkadaşlar. İngiliz asıllı, Amerikalı. O da ayrı bir konu. Başka kim vardı? Başka da kimse yoktu arkadaşlar. Yani Litvanyalı hakem de yoktu. Polonyalıydı aynı zamanda kazanan. Şimdi ben şöyle yapacağım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Sayfayı değiştireceğim. Hatta kazanan adı Damian olması lazım. Profesyonel ligde de hatta kendisi geri çekildi. Neden geri çekildi? Çünkü ufalması gerektiğini söylediler. Omuzlarının büyük olduğunu, kollarının büyük olduğunu, hacim olarak da büyük olduğunu söylediler. Feedbackler bunun üzerineydi. Ve geri çekildi. Şu anda sadece antrenörlük yapıyor. Yani sadece antrenörlük yapıyor. Öyle söyleyeyim size. Damian. Yanlış hatırlayın. Evet, Damian. Polonyalı. Şimdi bunun üzerine resimlere geleceğim. O zamanın resimleri de burada var. Hatta sizin için buldum. Hatta şöyle göstereyim. Overall resmi bu sevgili dostlar. Ortadaki Polonyalı 60 numaralı arkadaş, yanında da Yunus Emre var 56 numaralı. Bilginiz olsun. Yani adam gerçekten inanılmaz hacimliydi, kuruydu. Yalnız podyumda başka adam yoktu onun kadar kuru. Çok fazla göbekliydi diye bir yorum geçiyor masada. Onun için ya aklıma takıldı. Aklıma takılmışken dedim ki ya lan böyle bir şey yoktu yani. Adam gerçekten iyiydi. Ya 2021 senesi sevgili dostlar, 2021 senesinde gerçekten inanılmazdı adam. Ve bununla beraber de yani o kadar güzel bir podyum yaptı ki herif, anlatamam size. Hatta şöyle yapayım. Şöyle de büyüteyim şu ekranı. Bakayım şöyle. Hatta burada da şu anda oradaki etkinliği seyrediyoruz sevgili dostlar. Hatta şöyle biraz hızlı alalım. Bunlar grup altındaki, yani kategori altındaki sikletler men's fizikte. Tek tek herkes ödüllerini alıyor burada. Gerçekten çok kötülerdi. Hatta şu anda izliyorsunuz zaten. Hatta hala izlemeye devam ediyorsunuz. Birinciler. Bu arada Polonyalı arkadaş burada ödülünü alıyor. Hatta burada Yunus ödülünü alıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Burada da hatta overall'ı şöyle bir seyredelim sizle. Overall'a şöyle bir bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş isterseniz. Bir bakalım. Evet. Overall'ı görüyoruz şu anda.
Evet. Evet, overall'ı izliyoruz arkadaşlar. Tamdaki hacim ve duruş inanılmaz fazlaydı. Gerçekten inanılmazdı. İnanılmazdı yani, herifin duruşu vuruşu inanılmazdı. Yani durum bu. Bu da görmüş olduğunuz üzere sevgili dostlar. O zamandan bir kesit. Podyumda da diğer, özellikle şu arkadaş, eğer gerçekten hacmi ya da kurulu olsa gerçekten bir numara oynayacak bir adamlardan bir tanesi. Yine 29 numara, yine baktığınız zaman bir numaraya oynayacak bir adam. Hatta bununla alakalı şey, bu arada en son katıldığı etkinlikten bir tanesi Mahmut Alan'la beraber çıktı. Kazanan, burada görmüş olduğunuz gibi, Polonyalı olduğu zaten yazıyor. Mahmut Alan'la beraber aynı podyuma çıktı. Burada podyumdaydı. Alan'da zaten sadece Instagram hesabına girip bakarsanız adamın zaten sevgili dostlar sadece koştuk yaptığını görürsünüz. Adamın yarışmayla marışmayla hiçbir alakası artık maalesef ki kalmadı. Evet, böyle ufak bir video yapmak istedim. Neden böyle ufak bir video yapmak istedim sevgili dostlar? Böyle ufak bir video yapmak istedim ki ya ulan böyle bir şey yoktu. Yani ben hatırlamıyordum. Bu muhabbetlerin üzerine bunları size göstermek istedim, sunmak istedim. Ya dedim Allah Allah dedim, ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Ufak bir araştırma yaptım. Araştırma yaptıktan sonra da size bu kayıtları göstermek istedim. Umarım tatmin olmuşsunuzdur sevgili dostlar kayıtlardan dolayı. 7-8 dakikalık bir video. Cuma gecesi izlersiniz dedim. Bir de böyle şey yapmaya gerek yok. Yani inanılmaz bir komple teorisi var o masada konuşulan. İşte o öyle olsaydı bu böyle olurdu. Şöyle olsaydı böyle olurdu. Sen orada kalsaydın işte sen çok büyük çıkardın. Onun için seni bilerek çıkartmadılar. Neredeyse olay şeye gidiyor yani. Türktün seni yapmadılar noktasına gidiyor iş. Yani sevgili dostlar maalesef ki böyle değil, gerçekler var. Gerçeklerin ne olduğunu birçok videoda men's fiziğin nasıl olması gerektiğini özellikle NPC kulvarında anlattım. Şu anda bu Polonyalı arkadaş da maalesef derece yapamaz. Pro kart bile alamaz neredeyse hiçbir yerde. Çünkü neden? Çünkü artık skala oturdu. Skala oturduğu için de maalesef ki böyle bir serüven yok. Furkan da şu anda sıfırdan başlasa, ilk haliyle çıksa, o büyük hacimli haliyle çıksa, pro kart avına düşse o da maalesef ki alamaz. Çünkü neden alamaz? Boş podyum yakalaması lazım. Karma podyum yakalaması lazım. Cidden çok karma bir podyum yakalaması lazım. Diğer türlü gerçekten imkanı yok. İmkanı yok. Çok zor yani. Onun için podyumdaki en sağlam adam, hatta şöyle açayım ben tekrardan. Hatta şöyle tekrar bir üstünden geçelim. Tekrardan göstereyim ki siz de görün, tatmin olun. Şurada görmüş olduğunuz üzere hatta podyumdaki, şöyle bir göstereyim size, bakın. Overall'a kalanlar bunlar arkadaşlar. Bakın, overall'a kalanlar yani. Overall'daki kişiler. Görüyor musunuz? Ya şu adamın paramparça herif ya. Hem hacimli hem paramparça yani. Adam, bakar mısınız? Overall'daki adamlara bakın arkadaşlar. O kadar karma ki kimin ne olduğu belli değil. Siklete uyan neredeyse adam yok. Polonyalı siklete uyuyor mu? Bakın. Polonyalı siklete uyuyor mu? Hemen şöyle açalım. Polonyalı da siklete uymuyor. Ama en parçalı, en düzgün adam o podyumda. O podyumda o. O gün o. O şartlarda o. Onun için onu seçmişler. Ve Polonyalı. Ne Polonyalı hakem var, ne Litvanyalı hakem var. Sadece promoter zaten, standart zaten. O ülke mensubu. Onun dışında bütün hakemler dışarıdan gelme arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani böyle bir konuşma geçerken böyle bir şey duydum. Garipsedim. Garipsediğim için de böyle bir video yapma gereği duydum. Bazı şeyleri düzeltmek adına. Başka bir etkinliktir vesaire Litvanya'da, ama başka bir etkinliği de yok bildiğim kadarıyla katıldı. Ama durum bundan ibaret. Yani komple teorisi kurmaya gerek yok arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bilginiz olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bazı şeyleri aydınlatabildiysem, bazı şeyleri anlatabildiysem ne mutlu bana. Hepinizi seviyorum, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.